sonu yok her servetlin sahibi. Seni bilmek ne güzel ya Paris. Sen varsın. İslam'ı seçmeden önce din nedir ve kendini Müslüman olarak gören insanlar nasıl yaşıyorlar gibi konularda bilgi sahibiydim. Ama bende tamamen farklı bir inanç vardı. Hip-hop'a ek olarak kung fu yaptım. Kung fu okulunda Taocu hocalarla Lao Tzu'nun Tao yol öğretileri ile tanıştım. Ve yolumun Tao olduğunu kabullendim. Benim bilgiçliğimde hip-hop sonsuz yaşamı hak etmek için süper hit yazmak lazım. Başka bir deyişle, ebedi hayatı kazanmak için bir şeyler yapmayı denemek. Hayatta bir iz bırakmak. Bazı eylemlerle tarihe bir not düşmek gerekiyor diye düşünüyordum. Bu sebeple bütün enerjimi ve zamanımı bu yöne kaydırdım. Her şey enstitüyü bitirmemin, yani hapse girmemin hemen öncesinde başladı. Etrafımdaki herkes İslam hakkında konuşmaya başlamıştı. Moskova'dan çok yakın bir arkadaşım geldi. Hala görüşmeye devam ettiğim, memleketlim olan bir Rus arkadaş. Biz beraber büyüdük. O zamanlar beraber hip-hop yaptık. O bana misafirliğe Saint Petersburg'a geldi. Yaklaşık bir buçuk yıldır Müslümandı ve Moskova'da yaşıyordu. Bu da İslam'ı başkalarına anlatabilmek için yeterli bir süre tabii. Oturup eski günlerden konuştuk. İzlenimlerimizi konuştuk aramızda. Çok uzun süren tartışmalar oldu. Neredeyse üç gün. Misafir olarak kaldığı süre boyunca düşündük ve konuştuk. Bu vakitlerde etrafımdaki herkes İslam'a dönüyordu. Her yerde İslam hakkında bir şeyler duyuyordum. Bütün bunlar nedir diye düşünmekten yoruldum. Bütün dünya çıldırmış gibiydi. Neden her yerde İslam? Yüce Allah, bir insana iyilik dilerse onu engelleyecek yoktur. Evet, Yüce Yaradan bu Rus gencini İslam'la buluşturmak için vesileler sunuyordu. İslam, Vyacheslav'ı her yönden kuşatmaktadır. O kuşatmanın farkındadır ve şaşkındır. Bir şeyler onu içine çekiyordur. Neden her yerde İslam? Hatta benim çok sevdiğim ve örnek aldığım, tekniğini her şeyiyle kendime örnek edindiğim hip-hop sanatçısı. O da İslam'ı seçti. Onun İslam'ı seçtiğini duyduğumda düşündüm. Bu ilginç ama o kadar da değil. Ben işin din tarafına her halükarda bakmadım. Düşündüm ki, din orijinal bir şey değil. Farklı bir zamandayız ve zamana göre yaşamak lazım. Hapse girdikten birkaç gün sonra orada adına Ömer dedikleri birisiyle tanıştım. O da bana daha önce dışarıdayken
arkadaşım Cebrail'in Rus ismiyle Yura'nın sorduğu soruları sordu. Hristiyan mısın? Kendini Hristiyan sayıyor musun? Ne düşünüyorsun? İsa nasıl bir peygamberdi? İsa kimdi? Ben de evet, ben vaftiz edildim. Ben sadece Hristiyan değil, inanmış bir Hristiyanım dedim. O tekrar sordu. İsa kimdi? Ben İsa peygamberdi dedim. Pekala Musa kimdi? Musa da peygamberdi. O sordukça ben bütün bu insanların peygamber olduğunu anlattım. O dedi ki, işte sen de Müslümansın. Hayır, ben Müslüman değilim. Sadece İslam hakkında biraz bilgi sahibiyim. Onun için böyle cevap verdim dedim. Böylece onun ilgisini çektim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hira Dağı'nda inzivaya çekilir ve tefekkür ederdi. İnziva çoğumuzun ihtiyaç duyduğu bir şey. İşte hapishane, Vyacheslav için bir çeşit inziva olur. Şehrin hızlı ve gürültülü yaşantısı gerçekle yüzleşmesini engellerken, hapishane hayatı gözlerini açar. Özgürlüğü elinden alınmış gibi görünse de, gerçek özgürlüğü bulur. Daha sonra uzun süre, geceler boyu konuştuk. Bu süreçte etrafımızdakilerin konuşmalarından anladım ki yaratıcı var. İnanç teorimiz şu ki, kendi etrafında iyi bir atmosfer oluşturursan, ondan sonra etrafında sadece iyi şeyler olur. Anlayışım değişti ve anladım ki başka bir güç var. Dünyadaki her şey bizden kaynaklanmıyor. Biz genel bir kontrol gücüne sahip değiliz. Eğer bugün burada yaşıyorsak, geleceğe yönelik planlarımız varsa veya bugünün planları, her şey bir anda sonlanabilir. Bu fikrimi değiştirdi. Bir şeyler hakkında düşünmek gerekli olan buydu. Herkes başka sebeplerden dolayı kendi açısından bakıyor. Benim durumum da böyleydi. Bunun yararlı olduğunu düşünüyorum. Ben sadece bunu kazandım ve sadece benim için iyi oldu. Çünkü bu anda herkes bana bu açıdan bakmam gerektiğini söyledi. Tüm bu şehrin gürültüsü, tüm hayatın gürültüsü benim gerçeği görmeme engel oldu. Ne zaman ki içeri girdim, o zaman bütün dışarıda kalanlar, bütün dünya hayatı benim için hiçbir şey ifade etmemeye başladı. Çünkü beni korumamıştı. Gerçeği görmem mümkün oldu. Belki bu, hapisteyken herkes dindar mı oluyor şeklinde yanlış bir değerlendirmeye sahip olabilir. Hayır, demek istediğim, her birimiz için günlük hayatımızda her gün, her hafta, her ay bizi bu tarafa yönlendiren öyle bir an var. Biz kendi karmaşamızda onu fark edemiyoruz. Ve hamdolsun, benim bunu görme şansım oldu. Kimilerine her zaman nasip olmuyor. Yani demek istediğim, henüz mahrum değilken, henüz özgürlük kaybetmeden bunu seçmek. Bu şans her gün var. Ben her gün İslam'ı görme, hakikati bulma şansımızın olduğunu düşünüyorum. Müzik
Vyacheslav, İslam'ın inandıklarının aslında örtüştüğünü anlar. Büyük bir gücün, Allah'ın gücünün farkına varır. Acizliğini kabul eden insan, güçlü insandır. Allah'a güvenen insan, tevekkül sahibi insandır. Bekler. Rabbi ona neyi nasip edecektir? İbrahim Hakkı Hazretleri'nin dediği gibi, deme şu niçin şöyle, bak sonuna sabreyle, yerincedir ol öyle, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Mevlam başka neleri güzel eylemiş, dinleyelim Vyacheslav'dan. İslam'ı kabul etmemden sonra, ki onu hapisteyken kabul etmiştim, düşünme fonksiyonlarım tamamen aç olmuş ve berraklaşmıştı. Hayatım sakin, ölçülü, normal hayatla bağlantılı bir şekilde devam etti. Daha önce de söylemiştim, sanatçıydım. Şiir, şarkı yazıyordum ve bunlar benim yeteneğimdi. İslam'ı seçince yeni bir şiir yazdım ve onun adını Tövbe koydum. O zaman daha din hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Sadece kelime-i şehadet getirmiş ve namaz kılmayı öğrenmiştim. Hatta daha namaz bile kılmıyordum. Şiiri yazdım ve hücre arkadaşım Ömer'e verip, bak ne yazdım dedim. Okudu. Ve eğer sen bunu içtenlikle söylüyorsan, eğer bunu içtenlikle yazıyorsan, kalbin gerçekten doğruları söylüyorsa sen bir yıl sonra buradan çıkacaksın. Ben ona bir dakika, arkadaşım nasıl olur? Buradan en erken 8 yıl sonra çıkacağım. Çünkü verilen hüküm böyle, dedim. 8 yıl sonra çıkacağım. Eğer ki mahkeme iyi hal derse 6 yıl. O dedi ki, mutlaka ama eğer bu sözlere inanıyorsan, 1 yıl sonra kendin göreceksin. Daha sonra bunu bir daha konuşmadık. Onu başka bölüme gönderdiler ve kendi hayatını yaşamaya devam etti. Ama aynen dediği gibi, tam 1 yıl sonra ben özgür kaldım. Bu yüce Allah'ın samimi kullarına bahşettiği bir kerametiydi. Ömer kardeşimiz gerçekten çok samimi bir insandı. Acaba hapishane arkadaşı Ömer nasıl bildi Abdülalim'in bir yıl sonra özgürlüğe kavuşacağını? Yusuf aleyhisselam hapiste birlikte kaldıkları iki kişinin rüyasını tabir eder. İki kişiden rüyasında üzüm sıkanın serbest bırakılacağını, ekmek taşıyanınsa idam edileceğini söyler. Yusuf aleyhisselamın tabirleri tutar ve biri idam edilirken diğeri serbest kalır. Ömer'e de Allah-u Teala ilham etmiştir Abdülalim'in serbest kalacağını.
Özgür kaldıktan sonra artık Müslüman olarak hayatına devam edecek olan Abdülalim'in hayatında ne gibi değişiklikler olur acaba? Hapishaneden çıkmıştım. Arkadaşlarımla, ailemle olan muhabbetim tabii ki değişti. Herkes Müslümanların tehlikeli olduğunu düşünüyordu. Medya İslam'a karşı yayınlar yapıyordu burada. Her ne kadar korkulacak insanlar olmasak da, yakın olsak da, arkadaşlarım ve çevremdekiler biz Müslümanlardan çekiniyorlardı. Kimileri de sakin karşıladı. Kimileri bunun geçici olduğunu ve zamanla hayatının değişeceğini düşündü. Ama hamdolsun ki hiçbir şey değişmedi. Ben sadece dinim hakkında daha fazla şeyler öğrenmeye başladım. Gerçek Müslüman olabilmek için ne yapmalı? Nasıl yaşamalıyım? Bunları öğrendim. Beni kendi inançlarımdan döndürmek isteyen insanlar oldu. Bunların hepsinin doğru olmadığını, Hristiyan olarak yaşamanın mümkün olduğunu söylüyorlardı. Doğru olarak yaşamak mümkün. İçki ve sigara içmemek mümkün. Diğer şeylerle uyumlu olmak ve Allah'la iyi ilişkiler içinde bulunmak mümkün. Beni ikna etmeye çalışan, rahatça muhabbet edebildiğim arkadaşlarımdan biri ki o da sonradan İslam'ı kabul etmişti. Bana sorular soruyordu. Ben de cevaplıyordum. Bu şekilde bir bağlantımız oluştu. O istediği zaman bana gelip peygamberlerin nasıl bir hayat yaşadığını anlatıyordu. Ben her zaman ona kendi bildiklerimle cevap vermeye çalıştım. Diyalogumuz devam etti. Bir gece o beni aradı ve bana misafirliğe geldi. Ben İslam'a girmek istiyorum dedi. Böylece İslam'ı kabul etti. O günden sonra Rus hanımı da İslam'ı kabul etti. Elhamdülillah. Ve çok mutlular. Vyacheslav artık Abdülalim olmuştur. Kolay elde edilemeyen şeyler kolay kolay elden çıkmaz. Abdülalim de İslam'ı kolay kabul etmemiş, fakat kabul edince de Yüce İslam'a tamamen teslim olmuş. Sorgulamış, öğrenmiş ve öğrenmekle kalmamış, hem hayatına geçirmiş hem de diğer Hristiyanlara İslam'ı anlatmış. Samimi bir niyetle anlattığı İslam vesilesiyle iki Rus'un Müslüman olmasına vesile olmuş Abdülalim. Yakın akrabalarımla, çevremdekilerle Müslüman olmadan önce görüştüğüm insanlarla muhabbetimin çok da değiştiğini söyleyemem. Temelde onlarla arkadaşlığımı devam ettiriyorum. Beraberce sakin bir şekilde belli konuları ele alarak muhabbet ediyoruz. Bundan dolayı halen güzel arkadaşlığımız var. Tabii ki önceleri takıldığımız yerlere gidemiyoruz artık. İnsanı engelleyen dini kurallar var. Annem, İslam'ı seçmemi sakin bir şekilde karşıladı. İnancına bağlı bir Hristiyan olmasına rağmen, benim Müslüman olmama halen daha sakin bir tavırla karşılık veriyor. Ailemde İslam'ı yaşamaya çalışmamla ilgili tek bir problem bile olmadı. Ben de elimden geldiğince aileme dinimi, günümüzdeki gerekliliklerini anlatmaya çalışıyorum.
onun için ortak noktaları bularak beraberce rahat bir şekilde yaşıyoruz. İslam'ı kabul ettikten sonra hip-hop'la uğraşmaya devam ettim. Hip-hop'ı İslam üzerinden ilerletecektim. Yani İslam'ın ilerlemesini sağlayacak hip-hop üzerinde çalışan bir sanatçı olacaktım. Anlaşılır bir dille gençlere İslam'ın ideallerini anlatacaktım. O aralar henüz cuma namazına gitmiyordum. Farklı, örgülü bir saç tarzım vardı. Kıyafetlerim farklıydı. Bu arada Ramazan ayı geldi. Aslında İslam'a ilk girdiğimde biraz eskiye dönmeyi istedim. Sebep neydi? Kesin olarak şu ya da şunlar sebepti demek mümkün değil. Burada geçmişi biraz araştırmak gerekiyor. Benim tecrübelerim, benim hayat tecrübem gösterdi ki ben bana başarı vaat eden bir iz üzerinde yürüyordum. Kendime güvenen bir kişiydim. Fark ettim ki biraz farklı bir yol üzerindeyim. İlkeli ve öyle de kalacağım. Ama artık biraz farklı yöndeyim işte. Ben ne zaman yaratıcı ve başarılı işler yaptım, o zaman kendime olan güvenim daha da arttı. Bununla beraber aynı zamanda kibrim de arttı. Hapse düşüp gururum kırılınca gördüm ki hayatımız ne kadar basit ve önemsiz olabilir. Anladım ki hayatımızı yönlendiren biri var. Özellikle bu beni inancı bulmakta tetikledi. İslam'a girdikten sonra okumam ve kendimi geliştirmem hızla arttı. Zamanla dinler tarihini ve nasıl geldiklerini öğrenmeye başladım. Hapse girmesi her şeyin ne kadar boş olduğunu gösteriyor Abdülalim'e. Neyin boş olmadığını anlamak için de araştırmaya başlıyor. Araştırdıkça doğruyu görüyor. İslam'ın fıtri bir din olduğunu, hiç de yabancısı olmadığını anlıyor. Sen de Kerem, sen de benim canım Allah'ım. Ya
zul celali vel ikram. İsmini seviyorum Allah'ım. Ya zul celali vel ikram. İsmini seviyorum Allah'ım.